İyi akşamlar değerli seyirciler. Transfer raporumuza hoş geldiniz. Artık transfer raporunun da sonlarına doğru geliyoruz. Çünkü 15 Eylül'de bitecek. Yani transferin artık boyu kısaldı. Zeki Uzundurkan ve Mahmut Alpaslan'la transfer raporunun bu akşam Pazar gününün startını verelim. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeki İyi, hoş abicim. Olur. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Tabii e, özellikle bana bugün gündüz bölümünde Trabzonspor taraftarı transfer olacak mı? Mutlaka akşam bu konuyu konuşur musunuz diye e, ricaları oldu Trabzonspor taraftarının. Bu noktada Zeki abiye elbette Mahmut hocaya da sorularımız olacak. Trabzonspor transfer yapacak mı, yapmayacak mı? Yaparsa nereye yapacak vesaire onu konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız tabii Fenerbahçe'yi de mutlaka değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Tabii bugün Galatasaray Yunus'a da bir veda etti. Zeki abi. Galatasaraylı taraftarlar soruyor hocam. Mahmut hocam. Ramos ne zaman gelecek? Ramos'la ilgili sen bundan önceki programlarda zaten paylaştın abi. Bugün, Bugün çok önemli bir gelişme var. Ee, az sonra veririm onu. Çok önemli bir gelişme. İspanya cephesinden gelen Oo. anlatırız. Hatta şimdi başla Zeki abi. Hemen başlayayım o zaman. Bekletmeyelim. Ee, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden asın haberidir. Ee, Galatasaray diyor haberde Sergio Ramos'a 6 milyon euro 6 milyon euro artı bonuslar teklif etti diyor. Ee, salı günkü Molde maçı sonrasında e, taraflar tekrar bir araya gelecekler e, ve yüksek ihtimalle diyor gazetede haberinde e, Sergio Ramos e, imza atmak için e, İstanbul'a gelecek diyor. İster misin yani Molde türübünden mo izlesin? Onu bilemem. Peki orasını abi. orasını e, çok iddialı yani. olur onu söylersem. Ama şu vardı e, Beşiktaş-Ramos'la ilgili devreye girmeden önce o iki hafta öncesinde Ramos teklifi kabul etmişti. Orada ne oldu? Suudi Arabistan'dan teklif geldi dediler. Ali Ahli'nin bir ilgisi vardı. Sonra vazgeçti onlar. E şu anda direkt Galatasaray'a yoğunlaştı. Çünkü oyuncu şunu söylüyor. Ben evet 37 yaşındayım ama hala ben e, Avrupa'da oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak e, kalibrede, kapasitede bir oyuncuyum. Ki inanılmaz idman yapıyormuş. İnanılmaz derecede hazır şu anda. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncu olacak gelince Roberta Corlas'ın da kariyerinin üzerinde dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları sayısız puvalar Real Madrid'le bir stoperden bahsediyoruz Real Madrid'de yüzün üzerinde Çok gol atıyor tabii. kariyerinde 140 küsür golü var Düşün. dünyanın da asistini yapmış Türkiye'ye gelirse belki gol kralı olacak o derece şimdi diyorlar ki 37 yaşındaki adama bu para verilir mi? Kardeşim o parayı vereceksin ama o parayı misli misli çıkaracaksın. Galatasaray ne düşünüyor? Ya 6 milyon euro Az Gazetesi'nin iddiası 6 milyon euro net rakam artı bonuslar herhalde 8 milyon hmm. euroyu bulacak benim çünkü baştan beri iddiamoydu 8 Normal mi abi ]müştür. bu rakam zekeri? Normal, abi. şöyle normal. Çok büyük bir marka getiriyorsunuz. Bu ne kadar Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük marka olacak. Kabul edelim yani kariyerine bak kupa sayısını saymadık. Reklam arasında bir bakarız. 18 ee, Yani bak diyorlar. Galatasaray'da sponsorluk geliri 50 milyon euroları bulacak. Erden Timur'la Dursun Özbey'in basın toplantısında bu açıklandı. Hatta Erden Timur Dursun Özbey dedi ki 50 milyon euroyu bulacağız başkanım dedi. Erdem söz verdi dedi Dursun başkan da. Ramos geldikten sonra ekstra e, Galatasaray sponsorlukları alacak. Bir de şu var Şampiyonlar Ligi'de Rams var. Rams 15 yeni loje yapılıyormuş. Evet. 15 yeni lojanın en ucuzu 5 milyon liradan satışa çıkmış, şu anda %70'i satılmış. Yani oradan loja gelirlerinden bile Galatasaray, Ramos'un ee, parasını çıkarıyor. Ve Galatasaray'ın bu sezon hedeflediği toplam e, mali kasasına koyacak para 800 milyon euroymuş. Onu fizibitle çalışması yapılmış. Geçen yıl biz şampiyon olduk, 198 milyon lira kazandık. Bu sene bunu kat be kat arttıracağız demişler. 800 milyon euroluk bir gelir hedefli olabilir. Milyon TL tabii, mi? Tabii tabii. Hı. Ama Şampiyonlar Ligi'nin de kat için içinde. Oradan 35-40 milyon euro oradan bir gelir de olursa diye düşünüyorlar. Yani söyleyeceğim şu. Ramos, Sergio Ramos Galatasaray'a yaklaşıyor. Galatasaray hedefinde Şampiyonlar Ligi'ne direksiyonu kırdı. Ayak basacak ve sonrasında işte salı gününden sonra çok önemli gelişmeler olacak. Bir de Erden Tümur'un yakın çevresinde söylediği şu. Eylül ayının ilk haftasından sonra işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde transfer dönemi bitecek. İşte fırsat transferleri şu an üçgen ikiye inecek. Bon servis bedelleri beşgen üçe inecek. Onu da bekliyorlar. Tabi burada stoper için düşünülen isimler var. Biraz sonra konuşuruz ama hani Sergio Ramos olmazsa son dakikada pürüz çıkarsa o isimler var. Merkez orta saha konusunda da ee, ön plana çıkan Veratti ile ilgili olarak biliyorsunuz Suudi Arabistan'dan, e, Al Ahli'den ciddi bir e, oyuncuya ilgi var. Baş döndürücü bir teklif var. Ama e, oyuncu gitmiş değil şu anda. Yani Galatasaray'ın e, teklifi ısrarı sürüyor. Galatasaray'ın ne kadar önerdiğini onlar hep konuşuruz. Mahmut Hocam'a Mahmut Hocam sesi. iyi. Şimdi tabii Zeki abi Az Gazetesi'ne dayandırdığı, Az Gazetesi dayandırdı. ile ilgili tabii... <laughs> Yani hem bizde hem orada başlarsa eğer haberler çıkmaya hocam demek ki bir şey var. <laughs> evet, tabii. %100. Dilerim, lafını Geçenlerde biz burada artı futbolda ben e, Kur için Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu Fenerbahçe'nin bu transferi bitireceğini yazdım. İtalya'da bir gazete bizim buradaki programda benim söylediklerimi kocaman haber yapmışlar. Kupürlü müpürlü falan. <laughs> Hatta foto maçta da kullanmıştık. Yani Göremedim bizi ben onu acay tek. gösteririm. Telefonumda var. E şöyle söyleyeyim hocam. İzbilirim biz diyor. burada ne konuşuyorsak <laughs> ya, acayip derecede izliyorlar. Yani Türkiye'deki bu Arabistan'da mutlaka izliyorlardır. O kesin. Bizdeki bir o transfer çılgınlığını görüyorlar ya. Bütün A sporu hep açıktır o scoutlarda, kulüplerin evet, işte ne oluyor ne bitiyor bakın bu takımlara. İzliyorlar yani o yüzden. <laughs> e tabi şimdi bir de doğru söylüyor Zeki abi. Pazar da büyüdü burada abi yani. Hay yani şimdi aldığın oyunculara baksana gelen oyunculara hepsi. Hem Avrupa hem dünyanın bilinen oyuncularından şimdi 37 yaşında tabii doğru 37 yaşındaki oyuncuları biz de zamanında ya 30'un üzerinde getirmeyin falan hep buralarda serzenişlerde bulunduk ama piyasa öyle bir çıktı ki artık. Şimdi Zeko geldi 37 yaşında adam 25 yaşındaki delikanlı gibi e, Tadic'e bakıyorsun 34-35 yaşında Mertense bakıyorsun 36 yaşında. Yani bunlar tamam yaşlar fazlalaştı belki sen 1 bir iki sene oynayacaklar ama bir de bunların getirilerini düşünmek lazım. Bir Mertens geldiği zaman herkes ayağa kalktı. Doğru. Icardi için mesela... Icardi, var. Icardi onların genci. Icardi genci şimdi. Icardi daha yeni 30'a geliyor. <laughs> ama bunlar 35'lik 36'lık adamlar ve daha hala sana performans veriyorlar. Ve vereceklerdi. Çünkü yaşlar ilerledi artık. Avrupa'da da var böyle takı. Ancak biz kendi ligimizde maalesef üzülerek de söylüyoruz. Bu tarzı oyuncularla götürebiliriz ligimizi. Ve hep burada söylemeye çalışıyoruz bunları. Ne yazık ki böyle. Hadi takımın içinde iki tane falan olur anlarım ama bizde biz olmuyor. Bizde o baba, baba tabir ettiğimiz oyuncular olacak. Hocam unutma. Filan'ın Sultanları çeyrek finalde. Millilerimiz Avrupa Şampiyonası Belçika'yı son 16 turunda 3-1 yendi bilenin sultanları yoluna dolu dizgin devam altın ediyor. altın çağımızı evet, yaşıyoruz yani. Ama onlar, ya. abi, onlar abi. maşallah ve dün Almanlara alırız şimdi, inşallah. Dün mesela gün Almanlara karşı izledim hiç set vermeden Düsseldorf'ta salonda full, full ve maçtan sonra da o e, gurbeci e, şeylerimiz seyircilerimiz nasıl bekliyorlar hepsini kızlarımız da maşallah onlarla selfie çektiriyorlar, imza atıyorlar. Otobüs hareket edene kadar hiç ayrılmadılar orada. Peki abi, devam bravo. edelim hocam. Ramos. Abi Ramos bir, bir nasıl söyleyeyim sana size? Stoper, stoper e, okulu, okul yani bu adam. Bunun bir şeyini tartışamayız. E, sayısını bilemezsin kaç tane maç oynadı. Sayı sayı bitmez. Yani ve büyük sakatlıklar yaşamış. 700'e 700 yakın maçı Abi, var. Say, onu, bir, bir artık evet. onun her şeyi var. Çünkü evet. adamlar haftada iki tane, üç tane maçı oynuyorlar. Yani nasıldır uçaktan iniyorsunuz, regenerasyonunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra ertesi gün uçağa biniyorsunuz, öbür gün maç oynuyorsunuz. Yani adamların bütün işi futbolla geçmiş. Hep sahalarda geçmiş. Santimetresi, milimetresini biliyor oynadığı yeri. E ne dedi? Kaç tane gol atmış. E buraya gelsin emin ol. Bütün orta sahaları topla hepsinden fazla gol atar. Yüzde yüz. Bu da gerçek bir şey. Bunu da yayınlarda anlatma. Ha bazı taraftarlar, bazı arkadaşlarımız dedi. Hocam işte, 37 yaşındaki adama verilir mi? Abi verilir. Adam da, adam da, bir şey yok ki taş gibi bir adam. Al sana bütün her şey oynat İşte o vakit sen istediğin dizilişleri oynarsın Ramos'la birlikte. Ve senin yanındakilerine de çok büyük katkısı olur. O vakit ne sonunda transferini farklı bir boyutlara çeker evet. oyun kurgusunda. Bardakçı'nın da oyun kurgusunda çok farklı bir yerleri çeker. Ve milli takımımız için ne şekilde oynanacağını öğrenirsiniz ondan. Öğrenmenin hiçbir yaşı şey yok ama bundan her şey öğrenirsin. Ve büyük bir, bir profil geliyor. Türkiye ülke hakikaten büyük bir profil geliyor. Oyun istersen var, sakatlık yok. Takım lideri ne istersem var bunda. Bu sefer senin müdafana tam istenen işte şampiyonlar ligine edecek o ortamı hazırlamış olacak. Artı öndekleri zaten kalitesini anlatmaya gerek yok. Bir iki tane de Transfer yaparsanız orta sahayı bütün her şeyi kapatmış olursun ama Ramos'un e, Türkiye'ye bitmesi yani Galatasaray'a bitmesi çok büyük bir yankı uyandırır. Emir ol çok büyük bir yankı uyandırır. Şöyle olacak, söyleyeyim. Çok büyük bir Ramos'un yani kulüp kariyerinde, milli takım kariyerinde kazandığı kupaları bir araya getirseniz bir müze kurulur. Genelde. Ramos kupası müzesi. Yani o kadar e, çok kupası var, sayısız başarıları var. Ama burada şunu Galatasaray düşünüyor. Ya çok büyük bir marka getiriyorsunuz. Yani e, kulübün e, marka değeri Turkutluoğlu'nun marka değerini arşa taşıyacak çok özellikle bir oyuncu, çok beyefendi bir oyuncu. Evet, kırmızı kart görme konusunda çok hırslı olduğu için kırmızı kart görmeye meyilli bir oyuncu ama e, aklıyla, o donanımıyla, zekasıyla bizim ligde peynir ekmek gibi golde atar. E, savunmadaki Mahmut hocamın dediği gibi hem Abdülkerim'i hem Nelson'u önündeki oyuncuları defansif orta saha oyuncular hepsini yetiştirir, Galatasaray'a lezzet katar. Ya yani dediğim gibi bunun finansmanını mutlaka yapmışlardır. Ben şunu düşünüyorum: 18 yaşında çok yetenekli ama çalışmayan tembel bir star alacağıma 37 yaşındaki Ramos alırım. Çünkü onun sağ dışındaki kişiliği, idmanlardaki çalışkanlığı sağ içinde atom karınca gibi e, hareketleri e, mücadelesi e, takımın enerjisini yükseltir. takımın enerjisi her, her arkadaşı anlamda arkadaşı. ya şimdi düşünsene e, sen yanındakiler asker oraya bir general geliyor ya komutan Sağ içi komutanın bu defalarca kanıtlandı Trabzonspor'un şampiyonluğunda hamşik dedik e, yaşlı niye alındı aldı seni şampiyon Mertens az önce söylediğin gibi 35 yaşında niye alınıyor ya kardeşim alınıyor ama takımı da oynatıyor Mevcut şampiyon hocam. yapıyor. Yani bunları böyle de düşünmek lazım ha alırsan 5 tane 37 yaşında Olur. 35 olmaz ama bir iki taneyi takım kurtarır yani o diğer oyuncular onu tolere eder